Canlıyı başlatıyorum. Değerli basın emekçileri, hoş geldiniz. Maalesef her gün neredeyse bir basın açıklaması ya da bir hastanenin önünde Ankara'nın ve Türkiye'nin de değerlerini yok edilmesi ve sağlık alanında neyin nasıl yapıldığını bilinmediği, şeffaf bir sürecin işletilmediği bir durumla karşı karşıyayız. Bugün de hem Türkiye'de ama özellikle Ankara'da geçen sene başlayan aile sağlığı merkezlerinin, kimi aile sağlığı merkezlerinin yıkılma süreci var. Buna ilişkin çeşitli tebligatlar var. Yıkılan yerler var maalesef. Bugün buna ilişkin Ankara Tabip Odası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ortak bir açıklaması olacak. Açıklamayı Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yaşar Öztürk'le sizlerle paylaşacak. Güvenli sağlık hizmeti sunumuna uygun kamu binalarında sunulmalıdır birinci basamak sağlık hizmeti. Sağlık Bakanı 2022 bütçe sunumunda son 19 yılda 2609 aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezi gibi birinci basamakta hizmet veren sağlık tesisini tamamladıklarını, 2022'de de 55 hastane olmak üzere 206 sağlık tesisi tamamlayacaklarını ifade etmiştir. Ancak bütçe gerçekleri, iktidarın tercihinin birinci basamak sağlık tesisleri olmadığını da göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programı incelendiğinde aile sağlığı merkezleri açısından 2022'nin de kamu binalarına yeterli kaynak ayrılmadığı görülmektedir. 2022 yatırım programında 13 şehir hastanesine sadece kira bedeli olarak 14,1 milyar TL kaynak ayrılırken 80 ili kapsamı alan birinci basamak sağlık tesisleri ve idari binalar yapım projesine sadece 501 milyon TL kaynak ayrılmıştır. 2022 yılı için 3680 aile sağlığı merkezi birimi hedef olarak belirlenmiştir. Bir aile sağlığı merkezinin yaklaşık 6 aile hekimli birimden oluştuğu düşünüldüğünde 2022 yılında ek olarak 657 aile sağlığı merkezinin açılması gerekmektedir. 2022 yılında planlamaya uygun 657 aile sağlığı merkezi açılması gerekirken, kamu tarafından 151 birinci basamak sağlık tesisi planlanmaktadır. Bakanın ifadesinin aksine son 19 yılda kamu binalarına hizmet sunulan birinci basamak sağlık tesisi oranı azalmıştır. 1994'te sağlık ocaklarının %64'ü Sağlık Bakanlığı binalarında hizmet sürdürürken, 2001 yılında bu oran %68'e çıkmış, 2021'de Türk Tabipleri Birliği'nin anket çalışması kapsamında bu oranın %47'ye indiği görülmüştür. Hizmet sunumunun kamu binalarının dışına çıkarılmasının en büyük nedeni aile hekimliği kapsamında yeterli bütçenin ayrılmamasıdır. 2020 yılında 24,9 milyar dolar olan toplam sağlık harcamaları 2022 yılında bugünün döviz kuru üzerinden 19,9 milyar dolar olarak gerçekleşmesi planlanmaktadır. Aile hekimliği kapsamında ise 2020 yılında 1.8 milyar dolar olan harcamanın 2022 yılının bugün döviz kuru üzerinden 1,4 milyar dolar olması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlığı merkez binalarına yeterli kaynak aktarmaması, yeni açılacak aile sağlığı merkezlerinin sağlık hizmeti sunumuna uygun olmayan mevcut uygulamalarda olduğu gibi ya cami altlarında ya ticari işletmeler gibi cadde üstünde ya da daireden bozma yapılardan oluşacağını göstermektedir. Aile hekimliğine ilişkin en ciddi sorunlarından biri, hizmetin sağlık hizmeti sunmaya elverişsiz kamu binaları dışında sunulması olurken, ilimizde kamu binalarında sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerine yönelik şeffaf olmayan çalışmalar biz sağlık, emek ve meslek örgütlerini rahatsız etmiş durumdadır. İlimizde bulunan 20'ye yakın kamu binası içinde depreme dayanıksız rapor düzenlenerek aile hekimliği birimlerinin binaları boşaltılması istenmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü, bu işlemi şeffaf bir şekilde yürütmediği gibi uygulamalarda kuşkularımızı artıracak gerçeklikler de bulunmaktadır. Boşaltılması istenen binalar arasında 1999 depremi sonrası inşa eden aile sağlığı merkezi binaları bulunmaktadır.
Aile sağlığı merkez binalarına ilişkin denetimi yapan firmanın Çevre ve Şehircilik İklim ve Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firma olmadığı ifade edilmektedir. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün kamu yönünde şeffaf çalışmaya yürütmeye ve açıklama yapmaya çağırıyoruz. Denetimler sadece kamuya ait binalarda mı yapılmıştır? Denetimleri yapan firmalar Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş midir? Birinci basamağa yönelik son bir yılda Ankara genelinde kaç aile sağlığı merkezi binası depreme dayanıklık yönden kontrol edilmiştir? Binaların yıkılması yerine güçlendirilmesi kamu yararı açısından değerlendirilmiş midir? Yıkılması planlanan merkezi konumdaki aile sağlığı merkezi binaları yerine inşa edilecek olan binalar için birinci basamak sağlık hizmeti dışında kullanım planlanmakta mıdır? Aile sağlığı merkezlerinin taşınma işlemi sırasında hizmet veren sağlık çalışanlarının ve hizmet alan yurttaşların mağdur olmaması adına gerekli destek sunulacak mıdır? Boşaltılması planının aile sağlığı merkezlerine herhangi bir kamu binası gösterilecek midir? Merkezi konumdaki yüksek kira bedelleri olan bölgelerde aile sağlığı merkezine yönelik ek kira yardımları yapılacak mıdır? Kamuoyuna saygıyla paylaşıyoruz. Ankara Tarif Odası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi. Aramızda SES Ankara Şube Başkanı buldu. Ümit Hocamız ısın metnini okudu. Ona ek olarak şunu söylemek istiyoruz tabii. Yani AK Parti son 19 yılda sağlık hizmetlerinde gerçekten miras yiyen evlat gibi tüm değerleri tarumer etmiş durumda. Tüm kaynaklarını tüketmiş durumda. Biz şehir hastanesi vurgunları üzerinden yataklı tedavi kurumlarına yönelik yapılan tahribatı konuşurken, gündemimizdeyken Ankara yerlerinde beklentimiz dışında kamu binalarında hizmet veren ASM'lere yönelik bu binalardan çıkartma işlemi yapılıyor. Bizim talebimiz AK Parti öncesinde nasıl bu ülkenin sağlık ocakları kamu binalarında hizmet sunuyorsa bugünden sonra da ASM binalarını kamu binalarında hizmet sunacak şekilde ayarlanması, gerekli bütçenin buraya aktarılması gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün ülkenin tamamına hizmet veren 30 bine yakın aile sağlığı birimine 2022 yılında 501 milyon TL bütçe ayrılırken binalarına 13 şehir hastanelerine sadece kira bedeli olarak 14 milyar TL bütçe ayrılması gerçekten AK Parti'nin tercihinin bir kere daha ranttan yana olduğunu gösteriyor. Belirtmekte fayda var. Aslında geçen dönem gündeme geldiğinde aile sağlığı merkezinde tebligat yapıp ya da fiilen, sözel şekilde kendinize yer bulun denmişti. 13 taneydi. Bu sene, bu dönem 7 tane daha eklendi geç önemli. Ankara Tarık Odası bununla ilgili özellikle belediye nezdinde de gelişimde bulundu. İlçe Sağlık Müdürü ve Sağlık Müdürü nezdinde de ve arkadaşlarımızın, yani aile sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi, o bölgedeki halkın mağdur edilmemesi için bir kamu binasında yeniden eğer geçici süre hizmet verecekse vermesi için girişimlerde bulunduk. Bunların kimisi özellikle Yeni Mahalle ve Keçiören'de şey oldu, Mamak'tan, ama bütün hepsine ilişkin bir netlik yok. Biraz önce de önemli bir nokta var. Özellikle belirtmek gerekir, Aşağı İlence'deki aile sağlığı merkezi 1999 depreminden sonra yapılmış. Oldukça da iyi bir şey, bina ve akredite olmayan bir firmanın raporuyla eğer bir yıkım olacaksa gerçekten çok ciddi bir sıkıntı noktası, onu da belirtmek gerekir. Soru yoksa değerli basın emekçilerin basın açıklamaları burada sona ermiş. Teşekkürler. Thank you.
Bir baksana bu hala kayıttı. Şey, kapat alın. Yasayla. Almış mı diye. Gelecek.